yapıyoruz. Ha, iyi o zaman. Daha güzel. Daha iyi kendisine aile işi olmuyor. Onları şeye mi, Refik abla mı? Refik Hanım'a veriyoruz onları. Bir de tamam, olaya bir bak da İsmail Bey korkuluyor. Hani yanlış bir şey yapmayalım. Örezi değil mi hocam o? Örezi. Kadın sen de iş başındasın bak. Şu 9 tane mi örezi? Bir tane mi? Aynen, tam atölye olduk, sormayın. Böyle bir de gitti. Geçmedi mi? Hayır. Karadara 15 tane. Zaten kaç tane orada? Koy koy koy. Koy koy koy. Bülent'e gelince paketlere geçtik. Sonra biri 1,5 yesin diyor. Yok yemeyeceğim bugün. 1,5 kafa. Benim başa seninki de öyle. Benimki de divan kurulu. Ha işte. Halk eğitim olarak biz ilçemizdeki ana sınıfı, birinci sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine maske dikiyoruz. Şu anda öğretmenlerimize bizler de destek oluyoruz. Burhaniye Halk Eğitim'de öğretmenler ve gönüllü kursiyerlerimizle maske dikiyoruz. Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize destek oluyoruz. Maske dikiyoruz. Ana sınıf öğrencilerimize böyle daha renkli, daha güzel, onların içlerini açacak renkler, desenler seçtik çocuklarımız sıkılmasın, daha eğlenceli taksınlar diye. Bu projede görev alan bütün arkadaşlarım, kursiyerlerimiz hepsi çok memnun ve severek, isteyerek geliyor. Bu proje yapıldığı için de hepimiz çok mutluyuz. Okullarımızda öğrencilere dağıtmak üzere maske üretimine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak başladık. Bu gönüllülük esasına dayalı olarak tüm öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte ilçemizde ana sınıfından başlamak üzere tüm okul öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıtmak üzere yaklaşık 9-10 bin adet olmak üzere üretime devam etmekteyiz. Bu da kursiyerlerimiz de teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasına dayalı olan bir proje olduğu için bizle birlikte üretimde bize yardımcı olmaktadırlar. İnşallah en kısa zamanda bu maskeler tüm okullarda öğrencilerimize dağıtmak üzere teslim edilecektir. Diğer hani yüze uyumlu bunlar kesim olarak.